Yeni Savaşı. Şimdi Yeni Savaşları söz konusu olduğunda da bizim birçok aydınlarımız, hatta üzülerek söyleyeyim, akademik titre açan birçok arkadaşlarımız, İnönü Savaşları bir çete savaşından ileri bir şey değildir diye hükümler vermektedir, yazılar yazmaktadır. Eğer görünüşte belki birkaç yüz bin kişinin karşılaştığı bir savaştır ama benim kanıma göre 1683'te Viyana önlerinde başlayan gerileme İnönü'de durdurulmuştur. Bu göz ardı ediliyor. Birinci İnönü'de evet basit bir savaştır ama İngilizlerin desteğini, bütün askeri gücünü arkasına almış, görünüşte Osmanlı Türk ordusundan 3 misli fazla bir güce ve silah gücüne sahip bir ordunun İnönü'de durdurulması büyük bir başarıdır. O yüzden 2. İnönü Savaşı'nda da Türklerin makus talihini, yani ters giden yazgısını yenmiştir bu İnönü Savaşları. Arkasından kabul etmek lazım ki bütün Kurtuluş Savaşı süresince İnönü Batı Cephesi'nin başarılı komutanıdır. Batı Cephesi Komutanı Alba İsmet Bey ile İnönü'de Türk-Yunan kuvvetleri arasında 9, 10 ve 11 Ocak 1921 tarihlerinde büyük bir çarpışma sonrasında o büyük 1. İnönü başarısı kazanılmıştır. Daha sonra ünlü şair Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye destanında İnönü zaferine şöyle yer veriliyor. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. İnönü meydanı yavrum, rüzgar, soğuklar insanı arı gibi haşlıyor. Zemheriler bitti diyelim, hamsin yavaşladı, yavaşlıyor. Muharebe 5 gün 5 gece sürdü, kan gövdeyi götürdü ve nihayetinde düşmanlar karın üstünde top arabaları, sandıklar dolusu konyak ve 6 kamyon bıraktılar. Sonra kaçarlarken yavrum köyleri, köprüleri yaktılar. Bu 1. İnönü. Sonra ikincisi, 23 Mart 1921 günü düşmanın Bursa ve Uşak grupları üstümüze yürüyor. Onlarda topçu ve piyade bizden 3 kere fazla. Bizim atlımız çok. Atların mekanizması, hartucu, namlusu yok. Ve kılıç çıplak, ucuz bir demirdir. 26 Mart akşam. Sağ cenah illerimize yanaştılar. 27 Mart bütün cephelerde temas. 28, 29, 30 kavgaya devam. Ve Mart'ın 31. gecesinde ay ışığı var mıydı bilmiyorum. İnönü karanlığı sesler ve kıvılcımlarla doluydu. Ve ertesi gün 1 Nisan, Metris Tepe aydınlanıyor. Saat 6.30, Bozüyük yanıyor. Düşman muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. 2. İnönü Savaşı'nda da büyük kayıplar veren Yunan birlikleri, Afyon'u boşaltmış, Dumlupınar mevkiinde mevzilenmişlerdi. Bunun ardından Başkomutan Mustafa Kemal karargahını Ankara'nın 35 kilometre güneybatısında bulunan Alagöz köyüne kurmuştu. İkinci İnönü zaferinin ardından bir telgrafla Albay İsmet Bey'i kutlayan Mustafa Kemal bu kez ona şöyle sesleniyordu. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü Alan Savaşı'nda üstlendiğiniz görev ölçüsünde ağır bir görev üstlenmiş komutanlar pek azdır. Ulusumuzun bağımsızlık ve varlığı, üstün yetenekli yönetimimiz altında onurlu görevlerini yapan komutan ve silah arkadaşlarınızın yüreklilik ve yurtseverliğine büyük güvenle dayanıyordur. Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun ters düşmüş yazgısını da yendiniz. Yayılmacıların elindeki kara yazgılı topraklarımızla birlikte bütün ülke bugün en uç yerlerine değin sizin zaferinizi kutluyor. Düşmanın yayılma açgözlülüğü, kararlılığınızın ve yurtseverliğinizin yalçın kayalarına çarparak paramparça oldu. Adınızı tarihin övgü yazısına yazan ve bütün ulusu sizin için sonsuz minnet ve şükrana yönelten büyük savaş ve zaferinizi kutlarken, üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir onur alanı gösterdiği ölçüde ulusunuz ve kendiniz için yükseliş ışıklarıyla dolu geleceğe de baktığını ve egemen olduğunu söylemek isterim.